siz resmen makale yazıyorsunuz. Her Teşekkür konuda. Ederim. Gerçekten öyle. Yani çok sevimli, içinde mizah ve sizin o müthiş tiplemeleriniz olduğu için şahane. Müşteba Bey mi vardı bir de? Ona da bayılıyorum. Müşteba, müsteşar, evet. Yani şey, evet. Müsteşarlık artık kadro kalmadı ama hükümet sözcüsü gibi konuşan bürokrat. Evet, ona da Raif abi. O biraz şey yani, Ayşenur Hanım, bakın çok fazla konuşuyorsunuz, insanı sıkıntıya sokuyorsunuz. Lütfen bu kadar yüklenmenize gerek yok diyen abi o. Şimdi gelin de yüklenmeyin ama Müşteba Bey, Allah aşkınıza. Bakın, işsizlik konusunda Turgay Yıldız neler söyledi, uzmanlar neler söylüyorlar. Yıllardır eleştiri de eleştiri, saldırı da saldırı. Yalan söylüyorsunuz. Hatta işsizlik yok falan diyorlar sorduğunuzda belli insanlara. İşsizlik dün TÜİK'in yeni kategorisiyle itiraf gibi geldi. Atıl iş gücü ne demekse, bir kenarda bekleyen iş gücü yani, birlikte %30'u bulmuş, %29.1. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman mesela hani komik olmaktan çıkmış mesele. Kamu kurumu basbayağı komik bizimle alay etmişler. Resmen işsizlik yok, işsiz var demek istiyorlar. Bu da bir şey. Ayşenur Hanım, burada özür dilerim, müdahale etmek zorundayım. Sıkıntılıyım şu an, bıyığım ben, kravatım, neyim yok ama affedersiniz. Aksesuarlarımı almadan çıktım. İşsizlik yok dediği şu, iş yok. Yani iş olmayınca işsiz de anlamını yitiriyor. Anlatabiliyor muyum? İş yok yani. İstihdam olmayınca ne yapsın millet tabii. Yoksa çalışır insanlar. İş yok yani şu anda. Bir de evden dışarı çıkmamalarında faide mülahaza ediyoruz. Pandemiden dolayı. Çalışmasınlar, sokağa da çıkmasınlar mümkünse. O zaman bizim için iyi olmuyor. Bizim de işimize geliyor bakın. Gayet de güzel söyledim yani. Hakikaten çok güzel söylediniz. Hakikaten. Bir de bir şey söyleyeceğim Turgay Yıldız. Size bu insan sahiden var. İşin acıklı tarafı bu. İşin acıklı tarafı. Geçen gün o işte az önce hatırlattınız ya. Doğuyu ölüyoruz çünkü doğuyoruz Yeliz, gibi. Yeliz, evet. Yeliz lakaplı beyefendi. Onun bir videosunu yayınlamıştım. Orada Trump diye de söylüyor. Trump diyor bir markete gönder diyor. Bir alışveriş yap desen diyor yapamaz diyor. Çünkü diyor Roma rakamlarından söz ediyor. Bir kazık, iki kazık, üç kazık, bir tane ve bir tane bilmem ne falan diye. Şimdi bunun nasıl ötesine gidebilirsiniz gerçekten anlamak çok zor. Trump'u adam dünyanın en zenginlerinden Amerikan başkanı olmuş. İşte iki rakamı toplayamayan biri gibi göstermek ve böyle bir insan olarak da milletvekili. Ama konuşmasındaki özgüvene baktınız mı? Konuşma sırasındaki özgüvene. Ya. Evet, doğru. Yani şöyle konuşuyor. Şimdi bugün Trump New York'ta bir bakkala, markete yolla. Bir file de ki ona peynir al, zeytin al, 3 kilo pırasa al. Bir sepet yapıp bunu. Misal bizim cebiri bulan atalarımız bugün matematiği. Bulan atalarımız olmasa bugün biz olmasak Trump yoluna yürüyemez. Bak bunu da buradan söylüyorum yani. Cebir matematiği bizim atalarımız buldu. Romen'de o sap gibi yap, hop gibi topla. Olmuyor işte. Adam bir de böyle konuşuyor. Ya. Özgüven tavan. Hakikaten ağlanacak halimize mi gülüyoruz? Cehaletin. Yoksa artık gülme noktası, delirdik ve gülme noktasına mı geldik bilmiyorum. Cehaletin gücü. Evet, yani ne yazık ki. Ne diyorsunuz? Biliyorsunuz gülmeye başlayınca ahali, padişah korkmaya başlamış. Hangi noktadayız Turgay Yıldız? Bence korkulacak noktadayız. Çünkü delirmeye az kaldı yani. Bunun sonrası tehlikelidir. Peki. Kontrol olmaz. Peki. Hani bizlerden korksunlar anlamında mı söylüyorsunuz bilmiyorum bunu ama. Siz umutlulardan mısınız? Karamsarlardan mı? Gelecek adına? Ben her zaman umutlu oldum. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim.
Ne yazdıklarımda ne sahnede dedikleri. İşte her zaman bir ışık vardır, tünelin ucu. Bu sefer biraz uzun sürdü hangi malzemeyi kullandılarsa. Ama inşallah deleceğiz o karanlıkların hepsini. Ben umutluyum yani. Az kaldı diye düşünüyorum. Aksi takdirde parodileri yapmazsınız. Biz de hiçbir şey yapmayız ve kabuğumuza çekiniriz. Umut var diye çarpışıyoruz. Bugün not defterinizde ben bundan parodi yapayım diye aldığınız bir başlık, bir gündem maddesi var mı? Ben sabahleyin çektim, yayınladım. Hı? Yani aa, sabah ben çok erken kalktım. Tabii sabahleyin çektim şeyde şu anda. Şeyin bu Doğmasaydık Ölmezdik Yeliz'in skecini koydum. Tabii. Ya dün İmamoğlu skecini yapmıştım. O vardı. Bugün de Doğmasaydık Ölmezdik'i yaptım. Yani tabii ki asla bir ustaya, Yeliz'e yetişemeyeceğim aşikar. Hiçbir zaman bir Ahmet Hamdi Çamlı kadar komik olamayacağımı biliyorum. Onun önünde saygıyla eğiliyorum. İşte yani biz de kendi zekamızla bu kadar. Ne kadar ona yaklaşabildiysek. Evet yani ona bağışlayın, ayıp olacak söylemek ama Ahmet Hamdi Çamlı kadar hakikaten komik olmak hiç kolay değil. Bu ayrı bir feraset gerektiriyor malum. Çok iyi, çok. Evet, şimdi ikinci bölümde birlikte olacağız tekrar ama bu bölümün sonunda eklemek istediğiniz bir şey varsa. Cumhurbaşkanına hakaret suçu yaklaşık 60-70 bin kişi yargılanıyor. Ve bolca mahkumiyet kararı verip hükmün açıklamasının geri bırakılması kararı alıyorlar. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aslında Cumhurbaşkanlığına hakaret suçu gibi bir suçun olmaması gerektiğini ısrarla vurguluyor. Buna rağmen inatla Cumhurbaşkanı hakaret suçunu işletiyorlar. Partili bir cumhurbaşkanı. Eski cumhurbaşkanları partili değildi. Bu nedenle koruma altına almışlardı. Ama şimdi böyle devam edeceğiz yani. İkinci bölümde biraz daha zaten siyaseti konuşuruz. Evet, çünkü Ankara seçime hazırlanıyor. Bir yandan milli görüşe göz kırpıyor. Bir yandan Amerika'ya, Avrupa Birliği'ne çiçekler gönderiyor, göz kırpıyor. Tabii şaşı olmamak zor. Çünkü ikisi çok farklı yere bakıyor ya, böyle gözler gidecek. Onları konuşuruz biraz. Bir de kulaklarını çok çınlattık. Ahmet Hamdi Çamlı Bey'in o videosunu paylaşırım. Belki Turgay Yıldız'ın hani hakikaten hayran olduğunu da anladım. Onun üzerine söyleyecek iki çift lafı daha olur. İkinci bölümde görüşelim. Bir de Meral Akşener'in gerçekten bu konuşuluyor. Sosyal medyada, medyada, sokakta dünkü çıkışı. Gayet iyiydi. Takır 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 bir şeyler söyledi. Dedi ki bana fahişe diyorlar dedi. Bu kadar açık konuşması herkesi çok şaşırttı. Ezberi bozdu, şirazeyi bozdu. Onu da konuşuruz, görüşelim efendim.